Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Hepsinin elleri çifte bayraklı, gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey, yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk bu kara günü hak eden, Atatürk andımız en kutlu sancak. Merhabalar, sen var, hoş geldin. Ya ben teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Çiçek mi? Ama bir gelir misiniz Sayın Valim ya? Bir sizi tekrar bir alayım buraya. Bir şey de hata yaptım. Şu çiçeği beraber kabul edelim. Gel şöyle. İki vali olarak. Bu tarafa bakalım. Şu tarafa doğru da bakalım. Gel şöyle bakarsanız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yarının büyükleri biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyada tek çocuk bayramı olan bu bayramı bizlere armağan eden Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Gaziantep valisi olarak halkımın huzuru ve mutluluğu için var gücümle çalışacağım. Ya da neler yapmak lazım size göre? Çok fazla, bence çok fazla görgüsüz insan var. Yani ağaçlara zarar veriyorlar, bir sürü bitkiye zarar veriyorlar. Bu çalışmaların arttırılmasını istiyorum. Yeşil alan çalıştırılmasının arttırılmasını istiyorum. Çocuk oyun parklarının arttırılmasını istiyorum. Efendim Sayın Vali. Sayın Müdür Bey, merhabalar. Ben valiniz Çağdaş Atadaş Demir. Nasılsınız? Çok sağ olun Sayın Valim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Size birkaç talimatım olacak. Buyurun efendim. Yeşil alanların arttırılmasını istiyorum. Anlaşıldı Sayın Valim. Park ve çocuk parkı ve çevrelerinin arttırılmasını istiyorum sayısının. Parklarda alınan tedbirleri arttıracağız Sayın Valim. Evet. Son olarak da okuldaki güvenlik önlemlerinin memnunum. Bunlar devam etmesini istiyorum. Yani eğitimin böyle bir hanımefendiye teslim edilmiş olması beni de çok mutlu etti. Eminim siz de çok güzel işler yapacaksınız. Hazır Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, o da çok başarılı bir İl Milli Eğitim Müdürüdür. Yanınızdayken hem dinleyelim hem varsa talimat alalım. Eğitim çok önemli. Ben eğitim amaçlı bir şey çok düşünmedim. Ama Gaziantep'te yeşil alanların sayısının az olduğunu düşünüyorum. Bunun için okulumun ismini taşıyan Şehit Mehmet Öter isimli bir ormanın yapılmasını istiyorum, oluşturulmasını. Bu orman oluşturulduğu sırada her öğretmenimin ve öğrencilerin birer fidan dikmesini istiyorum. Gözüyle verin. Hakimiyeti bir kefesine de geleceğin emanetçilerini koymuştur.
Bu hassas ölçüden çıkan açık mesaj şudur. Türk çocuğu, Türk yurdunun istikbalidir. Türk çocukları, Türk çocukları, gözlerin.